Türkiye'de yurt dışına gitmek isteyen hekimler bir kez daha gündemin ön sıralarında. Sayıları her geçen gün artıyor. Öyle ki şu sıralar yabancı dil kurslarında geçmişe göre daha fazla hekime rastlamak mümkün. Gitmek istiyorum, evet. Bir dil kursuna başladım. Şu an sınavlara hazırlık aşamasındayım. Çalışıyorum. Neden gitmek istiyorum? Temel sebebi son yıllarda yükselen şiddet sağlık çalışanlarına karşı ve en azından benim için ve itibarsızlaştırma. Yani itibarsız hissediyorum. Kariyerlerini yurt dışında sürdürmek isteyen doktorların en fazla göç etmek istediği ülkeler arasında Almanya ön sıralarda. Goethe Enstitüsü'nün verdiği bilgilere göre her dönem dil kurslarına 700 öğrenci kabul ediliyor. Bunların 70 ila 125'inin doktorlar olduğu kaydediliyor. Mesleği seveceğimi düşünerek başlamıştım. Ki öyle de gidiyordu ama hani artık diğer bölümlerle karşılaştırıldığında, kendi sağlık bilimleri içindeki diğer bölümlerle bile karşılaştırdığımızda hani durmadan sanki bir hakkımız yeniyor, bizi sanki kimse savunmuyor. Hani böyle bir düşüncemiz olmaya başladı özellikle şu son sene içinde. Giderek artan bu doktora, sağlık çalışanına karşı şiddet mevzuları. Hani ben üniversitedeyken daha bunları duyuyordum. Hani o zaman bile hani ne dememiştim, belki azalır, belki düzelir, devlet yasa çıkarır, bir şey olur. Hep böyle hepimizin bir ümidi vardı. O yüzden hani kimse mesleği bırakmayı ve gitmeyi o kadar düşünmüyordu o dönemlerde. Yurt dışını hedefleyenler çoğunlukla genç hekimler olarak gözlense de tam tersi örnekler de var. 33 yıllık nöroloji doktoruyum. Son yıllarda artan ekonomik, sosyal ve psikolojik baskılardan dolayı mesleğimi icra etmemde zaman varken mecburen emekli olmak zorunda kaldım. Mesleğimi ve hastalarımı çok sevmeme rağmen ve bundan sonraki amacım eğer şartlar uygun olursa daha önce bulunduğum ülke olan Almanya'da nöroloji uzmanı olarak orada görev yapmayı planlıyorum ve düşünüyorum. Türk Tabipleri Birliği'nin verilerine göre yurt dışında çalışmak için başvuran hekim sayısında belirgin bir artış var. 2016'da 245 hekim yurt dışında çalışmak üzere belge alırken sayı sürekli arttı ve 2021'de 1400'ü geçti. Gidenlerse doğru karar verdikleri görüşünde. Ben 2018'de tıp fakültesinden mezun oldum. Almanya'ya gelme niyetim aslında tıp fakültesi 4. sınıftayken şekillenmeye başladı. Benim açıkçası gelme motivasyonum bilimsel çalışmalar konusunda Almanya'nın sunduğu bir takım imkanlar, olanaklar ve Türkiye'de bu olanaklar maalesef bulunamıyor. Tıp fakültesi 5. sınıfta karar verdim diyebilirim. Ki o zamana kadar hani 4. sınıfta falan ufaktan bilgiler ya da şöyle diyeyim fikirler kafamda oluşmaya başlamıştı. Gerek siyasal konjüktürden dolayı gerek ülkenin kötü gidişatını erken gördüm diyelim yani. Çok da hani öngörülü biri miyim bilmiyorum ama o zamanlar demek ki içime dank etti bir şekilde. 5. sınıfta Almanca öğrenmeye başladım. Sonra hani okulu bitirir bitirmez hiç Türkiye'de çalışmadım. O şartlarda çalışmak istemiyordum. Şimdi mesela arkadaşlarımla konuştuğumda tasavvur edemiyorum çünkü görmedim hiç o şartları. Kötü şartlarda çalıştıklarını biliyorum. Görüştüğümüz hekimlerin çoğu gitme gerekçelerinde maddi imkanların ön sırada olmadığını söylüyor. Ancak yurt dışındaki ve Türkiye'deki maaş karşılaştırmaları da sık sık gündeme geliyor. Yeni başlarsanız Almanya'da evli de değilseniz alacağınız maaş 2700 ile 3000 euro arası değişir. Bu alacağınız en düşük maaştır. Tabii ki de nöbet sayınıza göre, işte evliliği olmanıza göre, yani vergi sınıfınıza göre bu fiyatlar ve seneden seneye de değişir. Yani birinci sene asistanı ile ikinci sene asistanı aynı parayı almıyor. 200-300 euro her sene üzerine ekleniyor 6 seneye kadar. 2700 yani en düşük seviyede alsanız bile çok büyük bir alım gücüne sahipsiniz. Vallahi vefa borcu diye bir şeye ben inanmıyorum. Bilim ya da akıllı insanlar değer gördüğü yere giderler. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Bunun ülkeyle vefa borcuyla alakası yok. Ben bir emek vermişim. Buradaki arkadaşlarımız da emek vermiş.
değer görmeyeceğimizi anlayınca demek ki bu tarafa gelmişiz. Türkiye'ye dönme fikri ise ancak ülkede şartların değişmesine bağlanıyor. Bugün Türkiye gerçekten Almanya gibi bir koşullara sahip olsaydı, hayal edelim. Almanya gibi insanlara, bilim insanlarına bir alan sunsa dönerim. Başkalarıyla yola devam etmek istiyorsa edebilir yani. Hiçbir şekilde kimsenin sorunu yok ama biz muhtemelen dönmeyiz.